Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TSQL'de Run Number fonksiyonunu inceliyor olacağız. Hemen konumuza girerken kendimize şöyle bir soru sorarak başlayalım. TSQL'de Select sorgusu neticesinde yapısal olarak elde ettiğimiz tabloların satır, indeks numaralarına ihtiyacımız olabilir mi diye soralım. Evet arkadaşlar ben bu soruyu sorduğum zaman olabiliyormuş cevabını veriyorum. Çünkü geçenlerde kompleks bir veri tabanı sorgusu üzerinde çalışırken Elde ettiğim sorgudaki tüm verilere karşılık gelen ve değişkenlik göstermeyen bir indexer tarzında ee, numaralara ihtiyacım oldu. Burada şöyle nitelendirmek istiyorum. Örneğin personeller tablomuzu bu şekilde çağırdığımızda gelen tabloda her bir satıra karşılık gelen indexer niteliğindeki kolonumuz e, şu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu sol taraftaki yani bu tablo neticesinde gelmese de bakın primary key olan tablonun değerleri değişecektir. Mesela 13 bir gün silinir 14'ten devam edecek. 12 14 diye devam edeceği için bizim primary key olan kolonumuz hiçbir zaman indexer niteliğinde bir kolon olmayacaktır. Haliyle benim ilgili tabloya bir indexer oluşturup bunu eklemem gerekmekte. Peki ne yapacağız? İşte bu tarz durumlarda row number fonksiyonunu kullanabileceğiz arkadaşlar. Şimdi row number ile ilgili daha geniş kapsamda bilgi vermem gerekirse Veri tabanında tekrar eden datalar. Yani veriler varsa ve bu veriler arasında ayrım yapmak yahut sıralamak gibi işlemler yapmak istiyorsak Row Number fonksiyonunu kullanabiliriz. Temelde işlevi her satıra karşılık primary kolonundan bağımsız. Bakın burası dikkat. Burası önemli. Primary kolondan bağımsız Olarak sıralı indeks numarası atanmış kolon tanımlanmaktadır. Birazdan ben öyle bir işlem yapacağım ki row e, number fonksiyonuyla. Buradaki tabloda, sorgu neticesinde gelen tabloda e, primary kolonda bağımsız bir indexer görevi gören bir kolonumuz olacaktır. E, peki bunu nasıl yapacağız? Row number fonksiyonunu kullanarak. Öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki raw number fonksiyonu tek başına kullanılan bir fonksiyon değil over komutuyla beraber kullanılan bir fonksiyondur. Prototipi incelersek eğer e, burada select yıldız from tablo demişiz ama burada bir kolon işlemi yapmışız görüldüğü üzere. Bu kolonda raw number fonksiyonunu çağırıyoruz. Ardından over komutunu çağırıyoruz. Neden over'u çağırdık? Raw number ile over beraber kullanılmakta. Yani daha doğrusu ral number fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız over komutunu çağırmak zorundasınız. Ardından parantez içerisine order by diyerek kolon ee, ismini belirtiyoruz. Peki buradaki yapmış olduğumuz işlem nedir? İlgili tablo selek sorgusu neticesinde çağrılırken buradaki kolona özel bir indeksör oluşturulmakta ve ona da buradaki verdiğimiz indexer ismi atanmaktadır. Tabii ki buradaki isim bir değişken isimdir. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Şimdi e, örnek sorgumuz üzerinden yukarıdaki mantıkta hareket edelim. Ben istiyorum ki burada her bir personelime karşılık gelen bir indexer oluşturmak istiyorum. Yani e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Indexer'dan kastım ne biliyor musunuz? E, bu gelen tabloda şunu diyemiyorum şu anda. Mesela dördüncü satırdaki Personel dediğimde şu aklımıza gelmekte. Hemen direkt görüyoruz zaten. Ama ben buradaki verilerden herhangi birini sildiğim zaman dördüncü satırdaki personelin değişme ihtimali olasıdır. Haliyle dördüncü satırdaki personeli her zaman sabitlemek istiyorsam işte burada indeksir kullanmam lazım. Yani bir e, aşağılık yukarılık e, daha doğrusu e, dikey bir tarif söz konusuysa burada indexer mantığında çalışmam daha doğru olacaktır. Run number da bu şekilde bu mantıkta kullanacağız. Gelin kullanalım. İstiyorum ki personeller tablosuna bir indexer oluşturmak. Run number fonksiyonumu çağırıyorum. Parantezi açıp kapatıyorum. Ardından over komutunu çağırıyorum. Gene parantezi açıp kapattım. Order by komutunu yazıyorum. Ve personeller tablosu içerisindeki hangi kolona özel bir indexer yapılanması oluşturacaksam ee, onu o kolonu buraya belirtiyorum. Örneğin istiyorum ki adı kolonuna özel bir indeks yapısı oluşturulsun. Ve buna da indeks ismi verilsin. Tabi indeks ismi özel bir anahtar sözcük olduğu için ben indexer ismini tercih ediyorum burada. Şöyle personellerimizi çalıştırdığımız zaman görüldüğü üzere gelen tablo dışında, yani e, tablonun içindeki kolonların dışında bir indeks isminde kolon oluşturulmuş ve bu oluşturulan kolonun içerisinde görüldüğü üzere her adı kolonuna özel bir şekilde indeks yapılanması oluşturulmuş bulunmaktadır arkadaşlar. Burada e, asıl vurgulayacağım nokta varsayalım bir e, personel ID'ye göre şöyle bir sıralama yapalım. Bakın şimdi yapacağımız sıralamada ne oluyor? Dikkat ederseniz indexer yapıları değişmedi. Yani ilk başta şuradaki sorguda indexer yapısı ilk başta nasıl ayarlandıysa order by komutuyla yaptığımız herhangi bir sıralama neticesinde de buradaki de değerler karşılık geldiği satıra uygun bir şekilde sıralanmıştır. Yani görüldüğü üzere ben artık dördüncü satırdaki verinin hangisi olduğunu indexer tablosuna bakarak rahat bir şekilde söyleyebiliyorum ki görüldüğü üzere burada bulunmaktadır. Evet haliyle gayet kullanışlı ve kompleks sorgularda ileri derecede bizlere yardımcı olan bir fonksiyondur. Rav fonksiyonu. Bir sonraki dersimizde gruplama işlemlerinden bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın.